Merhaba gençler, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün garajda birkaç iş yapacağım. Şimdi garajda şöyle lambalar var. Bir orada var, bir orada var ve bunlar çok az. Maalesef garajda şu an garajın kapısı açık olduğu için içeride yeterince ışık var ama garajın kapısı kapandığı zaman, hatta göstereyim size hemen garajın kapısı kapandığı zaman nasıl olduğunu. Bayağı karanlık oluyor. Ve bunlar eski lambalar. Yani içerisinde bu balast malast olan zımbırtı var ya. Bu eski usul olan şey. Hani özellikle şu tarafa bakarsanız kameradan biraz aydınlık gözüküyor garip bir şekilde. Ama bu kadar aydınlık değil. Bayağı bir loş içerisi. Yani ben bayağı bir aydınlık olmasını istiyorum ve şu eski lambalardan kurtulmak istiyorum. Velhasıl kelam, yeni lambalar aldım. 2-3 tane. Onları anlatacağım size ve onları birlikte bugün takacağız. Şimdi aldığım lambayı göstereceğim. Şimdi çıkarmaya çalışıyorum elimde. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Bir saniye. Evet gençler, şimdi lamba bu. Bu lamba 60 watt ama LED. İstediğiniz şekle. Mesela bunu takıyorsunuz, atıyorum şurayı aydınlatması isteseniz şöyle yapıyorsunuz, yani aşağı aydınlatması istiyorsunuz böyle yapıyorsunuz, böyle, yani bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hepsi LED bunların, bu lambaların. Çok güçlü, yani 60 watt yakmasına rağmen 6500K'lık ışık yapıyor. Bir buraya takacağım, bir de oraya takacağım iki tane. Bir tane de muhtemelen ortaya takacağım. Daha sonra eğer yetmezse o mutfağa taktığım gömme ince yuvarlak ledlerden takacağım buraları 2-3 tane daha. Şimdi önce bunlarla başlayıp bir deneyelim. Nasıl gözüküyor ona göre devam edeceğiz inşallah. Evet gençler, şimdi lambamız takıldı. Şimdi deneyelim. Şimdi bunun aydınlığını tam anlamıyor olabilirsiniz. Şu garaj kapısını kapatalım, öyle bakalım. Aslında bunu en iyi gece anlayabiliriz.
Kapıyı kapatınca biraz daha iyi anlayacağız. Bir burasının aydınlığına bakın. Bir de diğer taraf. Diğer taraf sarı sarı gözüküyor. Burası beyaz gözüküyor. Tabi orada bir tane takınca epeyce bir değişecek. Benim planım aslında şu. Onu değiştirip bir tane de şu ortaya bir yere, şu ikisinin ortasına şuraya bir yere takıp 3, bir tane de şuraya takmak 4. O zaman burası tamamen aydınlık olacağına inanıyorum. Şimdi şu ikisini değiştirip ikincisini değiştirip daha sonra bakalım nasıl gözükecek. Ondan sonra artık duruma göre değişik hareketleri yapmamız gerekecek herhalde. Gençler, tüm lambalarımız takıldı. Yani ikisi de takıldı. Tüm derken iki tane daha taktık henüz. Şimdi garajı kapatalım. Ve öyle bakalım. Nasıl göründüğüne. Gördüğünüz gibi orası epeyce bir aydınlık oldu. Burası aydınlık oldu. Ama şöyle bakarsanız şurası hala karanlık. Görüyorsunuz şurası. Şuraya bir tane kesin takmak lazım. Şuraya. Bir tane oraya takacağım. Bir tane de büyük ihtimal şuraya takarsam eğer büyük oranda şimdi lambayı kapatalım. Tabii şu garajların lambasının da kapanması lazım. Artık o ne zaman kapanacak? Onu bilemiyorum. Yani epeyce bir aydınlatıyor. Velhasılı kelam. Dur ben şöyle tutarken... Yani iki tane daha takarsak çok büyük ihtimalle burayı halletmiş olacak. Şimdi şurada delikler var görüyorsunuz. Bir orada delik var. İki tane oraya açmışlar. İki tane de orada var. Onları bir şekilde alçıyla malçıyla bir şeyle kapatmam lazım ki güzel gözüksün. Onlar da sonraki projeler. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Update'lerle sizle tekrar video çekerim büyük ihtimalle oraları lamba takmaya karar verdiğim zaman. Daha doğrusu malzemelerini aldığım zaman diyeyim çünkü lamba olarak bir tane lamba var. Bir tane kaldı. 4 tane vardı şundan bakarsanız. Şundan 4 tane vardı. Şimdi bir tane kaldı. İşte ikisini buraya kullandık. Bir tanesini çatı arasına taktım. 3, bir de burada 4. Şimdi bir tane kaldı. Bundan bir tane daha almam lazım. Şuraya takıp oraya takıp bu lamba işte bitmiş olacak bu şekilde. İşte bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eyvallah.